Devletimizi diri ve zinde, milletimizi bir ve beraber tutan geleneksel ve köklü değerlerin yıpratıldığı bir dönemdeyiz. Kavga ve karışıklık ortamı körüklenirken korku ve kaygılar tavan yapmaktadır. Türkiye bir yanda kemikleşen iç sorunlarıyla uğraşmaktadır. Diğer yanda komşu ülkelerden kaynaklanan anormal tehditlerle meşgul olmaktadır. Terör örgütü PKK kanlı saldırı ve provokasyonlarına devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta PKK'lı caniler 3 askerimize, 3 korucumuza, 2 polisimize hunharca kıymışlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Terörizm küresel mihraklardan aldığı teşvik ve talimatlarla içimizde hendekler açmak istemiş, sınırlarımız boyunca da Akdeniz'e uzanan bir koridor inşa etmenin peşine düşmüştür. Milli güvenliğimiz büyük ölçüde risk altındadır. Terör Türkiye'yi ablukaya almıştır. Çevremizde silahlar konuşmakta, bomba düzenekleri, kanlı çatışmalar hızla yaygınlaşmaktadır. Irak ve Suriye odaklı gerilimler hem ülkemizin iç huzurunu hem de bölgesel istikrar ve gelecek planlarını zedelemekte ve zayıflatmaktadır. 17 Ekim'de başlayan Musul operasyonu gittikçe kızışmaktadır. IŞİD'i Musul'dan çıkarmak için kullanılan askeri güç ve imkanlar genişlemektedir. Nitekim sınırlarımızın hemen dibinde her yerinden oynamaktadır. Bu arada Türkiye'nin Musul operasyonuna katılıp katılmayacağı tartışması sıcaklığını korumaktadır. Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı, Türkiye-Irak arasında prensipte uzlaşıldığını açıklasa da Bağdat yönetimi tam tersini ileri sürmüş, tahrik edici üslup ve tutumunu sürdürmüştür. Gözler Musul'a çevrilmişken IŞİD önce Kerkük'e saldırmış, ardından da Irak'ın Anbar kendinde bağlı rutbağı ele geçirmiştir. Ayrıca Türk askerinin konuşlandığı ve bir ana kamp iki üs bölgemizin bulunduğu Başıka'da IŞİD tarafından tehdit edilmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleye destek vermiş, yapılan yardım çağrılarını karşılıksız bırakmamıştır. Musul'un teröristlerden temizliği süratle yapılmalıdır. Ve de Türkiye bu temizlik harekatının dışında durmamalı, kenarda kalmamalıdır. Artık Irak'ta kimin ne söylediğinin, nerede durduğunu anlam ve önemi yoktur. Ülke olarak milli beka ve güvenliğimizi muhafaza etmek zorunda olduğumuz çok açıktır. Bunu da herkes ister gönüllü, ister değil anlayışla karşılamak mecburiyetindedir. Şayet Irak merkezi hükümeti terörizmle mücadeleyi kendi kabiliyet ve potansiyeline bağlı kalarak yapabilseydi ne uluslararası koalisyona ne de başka bir seçeneğe zaten ihtiyaç kalmaz, gerek duyulmazdı. Ancak Irak terör örgütlerine karşı diz çöktüğünden, egemenlik haklarından vazgeçmek durumunda kaldığından her türlü dış tesir ve telkine müsait hale gelmiştir. Elbette bu teslimiyet hali Irak'ın kendi bileceği iştir. Ancak bu ülkedeki istikrarsızlık ve iç karışıklık ortamı Türkiye'yi doğrudan doğruya etkiliyorsa buna suskun kalmamız, bir şey olmamış gibi uzaktan izlememiz milli akıl ve mantığa asla sığmayacaktır. İşte gördünüz, IŞİD Kerkük'e alçakça suikast düzenlemiş. Soydaşlarımızın kanını bir kere daha dökmüştür. Fırsattan istifade eden PKK'lılar da Kerkük'e uçuşmuş. Sözüm ona IŞİD'e karşı peşmergeyle aynı safta misilleme yapmışlardır. Türkmen katilleri birbirlerini cesaretlendirmişlerdir.
Türkmen elini aralarında Taksim planları yapanlar terörizmi bir araç olarak kullanacak kadar vahşi, hayasız ve haindir. PKK'nın Kerkük'te ne işi vardır? Güvenli bölge konusunda peşmerge ile uzlaşıldığını söyleyen başbakan ve hükümetinin aldığı tedbir, yaptığı ikaz olmuş mudur? IŞİD ve FETÖ neyse PKK aynısı değil midir? O halde tavşana kaç, taziye tut politikasının ülkemize, Türkmen kardeşlerimize ne yararı olacaktır? Yakın bir gelecekte Kerkük, Tusurmatu, Telafer veya bir başka Türkmen kentinde katliamlar seriye bağlanırsa bunun hesabını kim ya da kimler verecektir? Türkmenlerin Irak ve Suriye'den sistematik şekilde dışlanması ve tasfiyesi maksadıyla hızla sürdürülen emperyalist çark günden güne soydaşlarımızı yutmaktadır. Mezhep anlaşmazlığı bu nedenle tırmandırılmaktadır. Şii-Sünni cepheleşmesi kışkırtılırken cellatlar etnik temizlik için baltalarını bilemektedir. Türkiye kuşku yok ki Irak ve Suriye'deki gelişmelere müdahil olabilmeyi göze almalıdır. Irak istemiyormuş. Suriye'ye karşı çıkıyormuş. ABD itiraz ediyormuş. Bunun artık bir mana ve ehemmiyeti yoktur. Misak-ı Milli'nin ruhuna mı bağlanacağız yoksa birkaç densizin emperyalizme uşaklığı benimsemiş 3-5 köksüzün sözlerine mi bakacağız? Türk gibi yaşayacaksak Türkiye el uzatıp vatanımıza ve milletimize uzanan ihaneti odağında kıracaksak önce tarihin sesini dinleyip ecdadın emanetlerine korkusuzca sahip çıkmaktan başka alternatifimiz olmayacaktır. Musul yanarken yerimizde duramayız. Kerkük infaz edilip cehenneme çevrilirken rahat ve güvenli olamayız. Kerkük ve Musul enerji kaynaklarını sömürme emelinde olanlarla Kürdistan'ın kurulması için oyunlar oynayanlar akıllarını başlarına alsınlar. Türk milletinin varlığını ve birliğini koruması hususunda ne eri tükenir ne de nefesi kesilir. Herkes bilsin ki biz okumuzu atıp yayımızı hala asmadık. Asmaya da niyetimiz yoktur. Değerli